Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video girişine görmüş olduğunuz bütün zibritlerimle başlamak istedim. Açık havadaki kümesime çıkardım. Havalandırmak istedim onları. Görmüş olduğunuz zibritlerimiz maşallah ne kadar büyümüşler değil mi? İzlerken sizler de maşallah demeyi esirgemeyin. Nazardan ölmelerini çünkü istemiyorum. Bugünkü videomuzda arkadaşlar hayvanlarımıza vermek zorunda olduğumuz, aslında vermediğimiz kuru yemiş ve kuru meyvelerden bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce arkadaşlar sizlerden bu videoya izleyen bütün arkadaşlardan bu videoya beğeni atmasını rica ediyorum. Lütfen görmüş olduğunuz, yapmış olduğum emeklerin karşılığını boş geçmeyin. Sizlerden ricam, izleyen bütün arkadaşlar beğeniyorsa beğenme butonuna bassınlar. Beğenmiyorlarsa beğenmeme butonuna bassınlar. Bu benim için gerçekten çok önemli. Şimdiden izleyen bütün büyüklerime, küçüklerime teşekkür ediyorum. Ve videomuza devam edelim. Görmüş olduğunuz kapta fındıklar var. Hatta size şöyle göstereyim. Bu görmüş olduğunuz fındıkları arkadaşlar küçük küçük parçalar haline getirip görmüş olduğunuz bütün hayvanlarıma kendim ellerimle yedireceğim. Çünkü hayvanlarınız bunları kendiler yemez. Onu da sizlere hemen uygulayayım. Evet, şöyle birkaç parça haline getirdim. Önlerine fırlatacağım. Gördüğünüz gibi ağızlarını alıp alıp bırakıyorlar. Yani yemiyorlar. Horoz onu yemek olarak çağırıyor ama gördüğünüz gibi horoz onu yemek olarak çağırıyor ama pek de dişilerin umrunda değil. Yani hayvanlarınız yemez. Ben görmüş olduğunuz fındıkları hayvanlarıma teker teker küçük küçük parçalar haline getirip yedireceğim. Sizler de bu tür kuru meyveleri, kuru yemişleri hayvanlarınıza vermeyi unutmayın arkadaşlar. Neden vermeniz gerekiyor? Biliyorsunuz kuru meyve ve kuru yemişler insanların sağlığı için çok faydalı. Tabi tuzlu kavrulmuş falan bunlardan bahsetmiyorum. Sadece kurutulmuş meyveler ve tuzsuz kavrulmuş kuru yemişlerden bahsediyorum. Bunlar bizlere nasıl faydalıysa hayvanlara da o şekilde faydalı. Bu elimde görmüş olduğunuz kuru yemişte mesela arkadaşlar doymuş yağlar var, vitaminler var, proteinler var. Doymuş yağlar çok önemli zaten. Hayvanlarımız için de bizler için de çok önemli. Bu yüzden bunu hayvanlarıma uygulayacağım. Bunun dışında kuru dut, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir. Yani aklınıza gelen bütün meyvelerin kurusunu hayvanlarınıza verebilirsiniz. Bunlar gerçekten çok yararlılar. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar verilir mi? Niye veriyorsun? Bu tür şeyleri bazı insanlar yiyemiyor. Evet, elinde imkanı olan insanlar kullansın zaten. Elinde imkanı olan arkadaşlar bunu hayvanlarına uygulasınlar. Belki de şöyle diyeyim, hobi olarak olmasa da ticari olarak yapan insanlar bunu uygulamalı arkadaşlar. Ne gerek var bunu vermeye? İşte vermesek de olur, kuru ekmek veriyorum, bilmem ne, ev artığı yeterli diyen arkadaşlar elbette olacaktır. Ben buna karşıyım. Ekmeği binde bir kış aylarında veriyorum. Ev artığını da binde bir veriyorum arkadaşlar. Ev artıkları tabii ki de faydalı olabilir. Ama küflenmiş ekmek vermiyorum mesela. Sık sık ekmek de vermiyorum. Bunlara sizler de dikkat edin. Hayvanlarınızı yağ bağlatır, hantallaşır. Kursaklarında mantar oluşumunu oluşturur ve sizler de kayıp yaşarsınız. Bakın görüyorsunuz maşallah hayvanlarım kıpır kıpır hiç yerinde durmuyorlar. Almış olduğum 7 tane zibrit de bu şekilde büyüdüler. Zibritlerimizde sadece mutsuz olduğum bir durum 2 tane dişi 5 tane horoz çıkması. Bu biraz beni üzdü arkadaşlar ama yapacak bir şeyimiz yok.
Şimdi ben bu fındıkları nasıl uygulayacağınızı da göstereyim. Daha sonra videoya devam edelim. Yani ben bu yöntemle besliyorum. Sonuçta ortada görüyorsunuz hayvanlarımı, davranışlarını izliyorsunuz. Bunun dışında yine başka bir sonuç görmek istiyorsanız sizlere en iyi sonucu şu şekilde gösterebilirim. Bana tavuklarınız nasıl gurk oluyor diyorsunuz. Bakın burada bir tane gurkumuz yatıyor. Bu aşağıda bir gurkumuz yatıyor. Bu kapalı yerde bir gurkumuz yatıyor. Yani arkadaşlar bunlar çok güzel olaylar. O yüzden Allah sizlere de nasip etsin bu duyguyu. Çok güzel bir şekilde bakarsanız sizler de verim alırsınız. Bu gurkumuz yumurtluyor, aynı anda civcivlerine bakıyor. Sultanlarımız aynı keza büyümeye devam ediyor. Yani ben bu şekilde bakıyorum. Siz nasıl bakarsanız bakın, bu sizin bileceğiniz iş. Elinizdeki imkanlarla bakın tabii ki de. Ama bu benim bakma yöntemim. Sizler de aynısını uygularsanız gereken verimi alırsınız. Kuru yemişi haftada bir defa uygulamanız yeterli. Her gün her gün vermeye gerek yok. Bu görmüş olduğunuz fındıkları uygulama yönteminiz de çok basit olacak. Küçük küçük parçalar haline getirip bıçakla da doğrayabilirsiniz ya da havanda da dövebilirsiniz. Küçük küçük parçalar haline getirip hayvanlarınız kendiler yemeyecektir. Yakalayıp tek tek kursaklarına 5-6 parça küçük küçük hayvanlarınızın kursağına kendi elinizle yutturun. Ben şimdi bu dediğimi sizlere uygulayacağım. Aynısını sizler de yapabilirsiniz. Ben sizler için birkaç örnek hazırladım. Bu şekilde elinizde küçük parçalar haline getirebilirsiniz. Daha önce İsveçlerde uyguladım. Zibritlerde uyguladım. Habeşlerde uyguladım. Bu sefer bu fındıkları örnek olarak sultan tavuklarımda deneyeceğim. Birkaçını da denedikten sonra bütün tavuklarıma aynısını zaten uygulayacağım. Hepsini tek tek çekmeme gerek yok. Hemen uygulama yöntemime başlıyorum. Öncelikle maşallah sultan kızımıza büyüdüğü zaman çok daha harika gözükecek. Şimdiden gözleri gözükmüyor bile. Çok tatlı gözüküyor. Bu tavuğumuzu hemen uygulayalım. Her zaman dediğim gibi tavuğunuzu öncelikle iki bacağınızın arasına sabitleyin. Daha sonra elinizle gagasını açın. Bu şekilde açtığınız zaman bütün vermeniz gerekenleri bu yöntemle hayvanınızın kursağına verebilirsiniz. Hemen sizler için uyguluyorum. Görmüş olduğunuz fındık tanelerini hayvanımızın kursağına yolluyorum. Evet. Hayvanınız bunu rahat bir şekilde yiyor. Gördüğünüz gibi yerleştirdim ve kendisi zaten yutuyor. Tekrar da göstereyim. Gördüğünüz gibi yuttu. Başka hiçbir şey kalmadı. Bu sizler için bir örnekti arkadaşlar. Sizler de kendi bütün hayvanlarınıza bu şekilde uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Sizlerin beğenileri benim daha kaliteli içerikler oluşturmamı sağlıyor. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince sizlere bu videoları hazırlayacağım. Video sonunda yine yararlı videoların linkini bırakmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.